Merhabalar, Research Institute on Turkey'nin ilk video forumuna hoş geldiniz. Bu forumları yapmamızdaki amaç Amerika'dan koronavirüse dair güncellemeler yapmak. Özellikle New York merkezli bir kuruluş olarak buradan bilgi aktarımı yapmak istiyoruz. Kendi network'ümüz içerisindeki uzman arkadaşlarımızla bu video forumlardan birkaç tane gerçekleştireceğiz. Bugün ilk bölümde genel olarak Amerika'da neler olup bittiğini, New York özelinde nelerin gerçekleştiğini konuşacağız. Aramızda iki de arkadaşımız var. Koronavirüs kapı hastalığı geçirmiş olan. Onlar da kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Ben ilk olarak sözü Çağhan Kızıl'a vermek istiyorum. Çağhan hem kendini tanıtıp hem de bize genel olarak dünyada şu anda koronavirüsün ne durumda olduğunu, salgının, pandeminin ne durumda olduğunu aktarmaya çalışacak. Çağhan. Merhabalar, ben Çağhan Kızıl. Dresden Teknik Üniversitesi ve Helmut Topluluğu'na bağlı çalışıyorum. Genetik ve nörobilim doçentiyim Almanya'da. Bu şöyle başlayabiliriz. Aslında 31 Aralık'ta ilk zatürre vakası Çin tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriliyor. Ve daha sonra bu yaygınlığın bir virüs tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor. Ve bu da bir koronavirüs ailesi. Çin'den başlayan, daha sonra Asya'ya ve Avrupa'ya yayılan, Amerika'ya da sıçramış olan virüs. Şu anda bugünün rakamıyla 464.683 kişi de enfeksiyon yarattı. Yaklaşık 21 bin kişi yaşamını kaybetti. Ve gittikçe hızla artıyor. İlk 100 bin vaka 64 günde yaşandı. Bir sonraki 100 bin 14 gün aldı. Bir sonraki 100 bin 4 gün ve bir sonraki 100 bin 2 gün. Yani çok hızlı şekilde artıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta pandemik olarak nitelediği bir hastalık. Merkezi şu anda Avrupa olarak görünüyor. Fakat Amerika'da da oldukça hızlı yayılması, özellikle New York eyaletinde, bir sonraki merkezin Amerika olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla çok farklı metotlar ve düşünceler var nasıl mücadele edilebileceğiyle ilişkili. En temelde test ve tanı metotlarının olabildiğince fazla gerçekleştirilmesi ve birçok yerde artık gördüğümüz etkili karantina uygulamaları bu sokağa çıkma yasağı olarak da kendini gösteriyor. Belki buradan başlayıp devam edebiliriz. Sözü tekrar. Teşekkür ederiz. Sanırım İlker'le devam edeceğiz. Doktor İlker Öztop aslında bir virolog. Hem kendini tanıtacak hem de bize genel olarak hastalığın ne olduğundan biraz bahsedecek ve buradaki regulatory policy dediğimiz yönetim alanında, yani bunların uygulanması alanında ne tür değişikliklerin ve güncellemelerin olduğunu aktaracak. İlker'cim söz sende. Teşekkürler. Yani şey de yapabiliriz ayrıca, konu ilerledikçe de ben eklemeler yapabilirim. Ben İlker Öztop, Eylem'in söylediği gibi doktoramı viroloji üstüne yaptım. Moleküler viroloji üstüne. Aslında HIV-AIDS çalışmacısıydım 2014 yılına kadar. Daha sonra önce ilaç şirketleri için strateji danışmanlığı yaptım. Şimdi de bir sağlık bilgisi, bilişimciliği alanında bir şeyde çalışıyorum, şirkette çalışıyorum. Klinik araştırmaları desteklemek amacıyla. Hastalığın çok genel bir özeti olarak herkese hatırlatayım. Ben tıp doktoru değilim ama virolog olduğum için literatüre hakim olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takip ediyorum. Bildiğim kadarıyla, özetleyebileceğim kadarıyla sanırım artık hepimizin bildiği gibi bir solunum yolu hastalığı, solunum yolu virüsü diğer koronavirüslere benziyor. İlk önce şu anda hala hipotez halinde olmakla beraber, kesinleşmemekle beraber yarasalardan ve pangolinlerden hibridize olduktan sonra insanlara geçtiği ve insanlardan insana geçme özelliğini kazandığını düşündüğümüz bir virüs. Tam olarak aslında kesinlikle Çin'de başladı, başlamadı, o bile hala hipotez altında ama hayvanlardan insanlara geçtiğini biliyoruz. Ve bu özel bir durum değil. Bir sürü virüs böyle hayvanlardan insanlara geçiyor.
öngörülen ve belli aralıklarla da olacağını tahmin ettiğimiz bir şey. Genetik sekanslara bakıldığında da zaten mühendislik sonucu olmadığını söyleyebiliyoruz en yeni araştırmalara göre. Patofizyolojisi olarak, hastalık olarak söylediğim gibi solunum yolları hastalığı. Hem üsye hem asye üst solunum yolları enfeksiyonuna sebep oluyor. İlerledikçe alt solunum yolları enfeksiyonuna devam ediyor. Hastalığın gelişmesinde de şöyle bir özellik var. Evet, solunum yolu hastalığı enfeksiyonu akciğerlerimizdeki alveol hücreleri, yani hava alışverişini yapan hücreleri enfekte ediyor. Enfeksiyon sonrası o hücrelerin patlamasına ve zarar görmesine sebep oluyor. Bu süreçte zarar gören hücreler insanların bağışıklık sistemini harekete geçirdiği için bağışıklık sistemi hasta bölgeye saldırı yapmaya başlıyor. Orada bir kontrolsüzlük meydana geliyor. Hastanın gidişatına göre genç insanlar genelde şey yapabiliyorlar, kontrol edebiliyorlar enfeksiyonu ve bağışıklık sistemleri yeterli seviyede ama aşırı olmayan bir tepki verdiği için hastalığı kontrol edebiliyorlar ve geçirebiliyorlar. Bunların hepsi istatistik olarak çoğunluk olarak söylüyorum. Tabii ki her zaman arada anekdot şeyler var, istisnalar var. Yaşlılarda ise bağışıklık sisteminin tepkisi olduğundan daha fazla olduğu için diye tahmin ediliyor. Ve aynı zamanda da zarar gören hücreleri yenilemeleri daha yavaş olduğu için hem hücre kapasitesi kaybediyorlar ciğerlerinde, hem bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda kendi kendilerine zarar vermeye başlıyorlar. Bunun sonucunda oluşan patofizyoloji sebebiyle de akciğerleri bakteriyel enfeksiyonlara daha şey bir ortama hale geliyor. Elverişli bir ortama geliyor. O yüzden bir sürü COVID hastası pneumoni, yani zatüre sonucu hayata veda ediyor. O yüzden zaten şu anda deneysel ilaçların arasında aslında zatüre ilaçları da var. Antibakteriyeller de deneniyor. Sadece antiviraller değil. Gene bu konuda da üçe ayırabiliriz aslında denenen ilaçları. Bir antiviraller var. Virüsün çoğalmasını engellemek üzere geliştirilen ya da daha önce de geliştirilen ve şu anda denenen ilaçlar. Ya da ikinci kategoride bağışıklık sistemini baskılayan immünsüpresan dediğimiz, insanların, hasta insanların tepkisini azaltmak ve kendi immün sistemlerinin, bağışıklık sistemlerinin kendilerine verdiği zararı baskılamak üzerine ilaçlar var. Üçüncü kategoride de yeni, daha az olmakla beraber antibakteriyel zatüre durdurucu, zatüre durdurma ihtimali olan ilaçlar deneniyor. Daha bugün hatta bir tane okuyordum. Hepimizin Türkiye'de olduğu BCG aşısı, tüberküloz aşısı bile şu anda bir klinik deneyde denenmeye başlayacak. Ne olur ne olmaz, acaba onda bir faydası olur mu diye. Biraz sağdan soldan sıçradım ama sanırım çok çam yarmadım. Eğer bir tıp doktoru varsa düzeltirler bir dakika, bir sonraki kayıtta. Teşekkür ederiz. Devam edeceğiz sonra seninle. Sanırım şimdi Gülce'ye geçmeden önce biraz bir kontekst vermek için içinde bulunduğumuz duruma şöyle bir giriş yapabiliriz. Pandeminin başlaması aslında Amerika'da tam da 2020 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin, Demokrat Parti içerisindeki ön seçimlerinin de ateşli bir dönemine denk geldi diyebiliriz. Yani sağlık sisteminin çokça tartışıldığı bir ön seçim dönemi geçiriyorduk aslında biz ülke içerisinde. Demokrat Parti içerisindeki birçok aday ve genel olarak Bernie Sanders'ın geçen seçimlerden beri ve kendi kariyeri boyunca aslında devam ettirdiği herkese eşit sağlık hizmeti sloganıyla başlattığı politik açılım aslında bu seçim döneminde son derece fazla tartışılan bir konu haline gelmişti. Biz tam bunları tartışırken, yani Demokrat Parti'nin bu ön seçim tartışmalarını izlerken Ocak itibariyle, Şubat itibariyle pandemiyle değişen bir gündem içerisinde kaldık. Şimdi daha detayına girmeden belki Gülce bize biraz Amerikan sağlık sistemi konusunda bilgi verebilir ve onun üzerinden tartışmalarımızı devam ettirebiliriz. Gülce, söz sende. Teşekkürler Eylem. Ben Gülce Dikeçligil. Şu an University of Pennsylvania Üniversitesi'nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Doktoramı Neuroscience alanında yaptım. Amerikan sağlık sisteminden kabaca bahsetmek gerekirse, Türkiye'de ve Avrupa'da alışık olduğumuzun dışında merkezi ve herkesi kapsayan ve herkese koşulsuz şartsız
sağlık imkanı sunan bir sistem Amerika'da mevcut değil. Amerika'daki sağlık sistemi neredeyse tamamen özel sektörün elinde. Bunu da yani hastaneler, klinikler, ilaç firmaları ve tıbbi cihaz firmalarının hepsinin özel sektörün elinde olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'daki sağlık sistemini konuşurken az çok 4 kabaca sistemden bahsedebiliriz. İnsanlara sağlık hizmeti sunan. Bunların başında Medicare, Medicaid, Obamacare diye bilinen ACA yani ACA diyebileceğiniz Türkçe'de sistem ve de geri kalanların hepsi de özel sağlık sigortaları çatısı altında kalan sigortalar. Amerika'da çalışan birçok insanın sağlık sistemine ulaşabilmesi için çalışanın tarafından, işverenin tarafından sigorta yaptırılması gerekiyor. Şu an Amerika'da 156 milyon kişinin sigortası işverenin tarafından veriliyor ve özel sağlık sigortasına sahip. Ama bu özel sağlık sigortası dediğimiz sistem kabaca tek bir kurallar bütünü içinde olan bir sistem değil. Her sağlık sigortasının kendine has kapsadığı ameliyatlar, ilaçlar, doktorlar, hastaneler ve kapsamadığı ilaçlar, doktorlar, hastaneler var. Dolayısıyla sağlık sigortasına sahip olan her kişi istediği hastaneye gidip istediği sağlık hizmetinden rahatça faydalanamıyor. Ve birçok insan kapsam dahilinde olan hastanelere ve doktorlara gittiğinde ve gerekli sağlık hizmetini gördüğünde bile çok yüksek meblağlarla karşılaşabiliyor hizmeti aldıktan sonra. En son mesela koronavirüsüne maruz kalmış bir kişinin tedavisi hastaneden çıktıktan sonra 35 bin dolar olduğu söyleniyor. Bu yeni bir rakam. Tabii bu rakamlar henüz bilinmiyor ne kadar olacağı. Kabaca şu an sistem böyle. Ve bu sistemlerin, bu bahsettiğim 4 kaba sistemin, Medicare, Medicaid ve özel sağlık sistemlerinin Obamacare'in dışında kalan hala 27 milyon insan var. Ve bu 27 milyon insan şu an herhangi bir sağlık sigortasına sahip değil. Ve de bu insanların çok büyük bölümü ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar ve faydalanmaktan da korkuyorlar. Çünkü eğer hastaneye gittikleri ya da doktora gittikleri takdirde karşılaşacakları meblağlardan korktukları için. Diyeyim. Şimdilik ben bu şekilde özetleyeyim. Daha sonra detaylı konuşabiliriz sorular olursa. Teşekkür ederiz. Belki ona şöyle bir bilgiyi de eklemekte fayda var. Buradaki özellikle pandemiyle birlikte gündeme gelen hastane kapasiteleri meselesinde aslında bu türden bir sağlık sistemi olduğu için hastanelerin genelinin genel toplumu kapsayacak şekilde bir öngörüyle kapasite üretimine gitmedikleri, yani belli bir hastane sadece belli özel sigortaları kabul ediyorsa onların öngördükleri hasta sayısı üzerinden hastane yatağı, işte yoğun bakım yatağı, ventilatör, şimdi hayatımıza giren bütün bu bilgileri aktararak söyleyelim. Dolayısıyla şu anda New York'taki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de ve valinin de dile getirdiği ilk şey buydu. Biz sağlık sistemi yönünden, yani Amerika'daki sağlık sistemi yönünden böyle bir pandemiyi karşılayacak altyapıya sahip değiliz. Bunu böyle açmış olalım bu başlığı. Bununla sonra tekrar devam ederiz New York'u anlatırken. İlker'cim. Tam orada bir şey eklemek istiyorum. Bu sanırım ortalıkta dolaşan grafiklerden hepimizin de aslında aşina olduğu bir case fatality rate. Hastalandıktan sonra ölüm oranı diye bir rakam var. Bu aslında tam da ikinizin söyledikleriyle alakalı. Virolog olarak ve epidemioloji, yani salgın hastalıklarla ilgili evet ilginç ve bilgi içeren bir terim. Hastalananlardan ne kadarının öldüğü, vefat ettiği, hastalığa yenildiği. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi aslında hastalığın topluma ve devlete verdiği yük ve zarar aslında hastalıktan bağımsız hastanelerin ve sağlık sisteminin kapasitesiyle alakalı. Yani bütün o şeylerde, figürlerde gördüğünüz, evet
korona acaba influenza'dan daha mı kötü, daha mı az, daha mı çok ölüm oluyor, daha mı az ölüm oluyor? Karşılaştırmalı biraz, yetersiz karşılaştırmalar. Çünkü hem grip salgının üstüne bindi. Yani ikisinin arasındaki farktan ziyade ikisi aynı anda oluyor. Önemli olan o. İkisi de çünkü kapasiteyi zorluyor aynı anda. Hem birinin öbüründen daha ölümcül olması çok mühim değil. O ölümcüllük oranıyla kaç kişinin aynı anda enfekte olduğu ve aynı anda kaç kişinin hastaneye girmesi gerektiği kapasiteyi zorlayan şey. Yoksa ölümcüllük oranı değil. Bu ikisi biraz bence şey oluyor. Amerika'da da çok şu anda şeyden duyuyorsunuzdur. Trump'ın da savunmaya başladığı görüş. İki hafta sonra açalım, ekonomiyi tekrar çalıştırmaya başlayalım. Çünkü o kadar da kötü değil, grip kadar kötü değil gibi karşılaştırmalar var. Mesele aslında sadece hastalığa özgü bir ölümcüllük değil. Mesele sağlık sisteminin bunu ne kadar karşılayabileceği aynı zamanda. Teşekkürler bu önemli ekleme için. Şimdi Elifli ile devam edelim. Elifli bize Washington, Seattle'dan katılıyor. Kendisi hastalık tecrübelerini bize aktaracak. Elif, söz sende. Merhaba. Ben öncelikle içerik olarak Seattle Amerika'da ilk görülen korona vakasının çıktığı yer sanırım 20 Ocak'ta çıktı. Çin'den dönen bir kişide ilk olarak görüldü. Daha sonra Kirkland, yine bu Seattle'ın çok yakın muhitlerinden bir tanesinde, yaşlılar evinde çıktı. Ondan sonra tabii çok daha hızlı yayılmaya başladı. Ben seyahat sırasında bir kuru bir öksürükle başladı benimki. Tabii haberlerde de görüyoruz falan. Acaba dedim hipokondriya mı, yoksa işte New York'ta olduğum için hava kirliliği mi nedir bilmiyorum vesaire. Genel olarak benim hastalığımın izleyişi nasıl diyeyim, hafif bir öksürük. Ondan sonra nefes nefese kalma, ama acaba hani fazla egzersiz yapmadım bu aralar, acaba ondan mı diyerekten hani hep bir sebep bulunabiliyor böyle şeylere. New York'tan döndüğümde eşim beni kapıda karşıladı. Tek bilmediğimiz şey, ben yine de tedbir olsun diye bu arada söyleyeyim, kimseyi tehlikeye koymamak için eldivenlerimi, maskemi, elimden gelen her şeyi seyahat sırasında kullanaraktan geri geldim. Ateşim vardı. O da olduktan sonra kapıdan ben odama girip kendimi tecrite koydum. Bu 4 Mart civarı olan bir olay. O sırada Seattle'da yeterince test olmadığı için bana test yapılmadı. Ama bütün şeylerin, belirtilerin hastalıkla doğru oranda olduğunu söyleyip bana tecrite devam etmemi söylediler. Ondan sonra yaklaşık bir hafta sonra tansiyonum falan çıktı, nefes alma güçlüğü vesaire, ateşim düşmüştü o arada tabii. Hastaneye gittik, virüsten dolayı olduğunu söyleyip hastalığın ilk belirtiden yaklaşık 12. gün sonra, tabii buna geri dönüp baktığımızda anlam verebiliyorum şimdi, 12. gününde test yaptılar ve o negatif çıktı. Ama hiçbir zaman için bana senin koronan yok biz diyemeyiz, ama artık virüs yok ama hala taşıyıcı olabilirsin gibi bir şey söylendi. Sonra tekrar hastaneye gitmem gerekti çünkü ciğerlerimdeki oksijen oranı normalde işte %97'nin üzerinde sağlıklı insanlarda seyrederken benimki %89'a düştü. Gittiğimde yine virüsün sebep olduğunu söyleyip onu düzenledikten sonra beni eve gönderdiler. Gülce'nin anlattığı gibi ben özel çalıştığım yerden dolayı özel sağlık sigortam olan biriyim. Ama baktığınızda sigortaya gönderilen mali şey yaklaşık $5,000 üzerinde, daha şeyinki gelmedi, o yapılan koronavirüsünün fiyatını falan bilmiyorum.
Ve hiçbir zaman için bu özel sigortalar da %100 ödeme yapmıyor. Size daha sonraki zamanlarda elime bilgi geçtikçe anlatabilirim bunun hafif geçen bir hastalığın bile neye mal olduğunu. Daha sonra ben iyileştim. Bizim evimizde 84 yaşında annem de yaşıyor. O çok yüksek riskli olarak sayıldığı için tedbiri elden bırakmamaya çalıştık. O sırada eşim hastalandı. Geçen perşembe ona teşhis konuldu. Ona da bu kez söylenen elimizde yeterince eldiven ve maske olmadığı için sadece çok ağır vakalara test yapıyoruz şu anda oldu. Ve bu sırada aynı zamanda Providence hastane sistemi bizim bu tarafta çok yaygın bir network. Evlere kumaş gönderip insanlara maske yaptırmak gibi bir gönüllü çalışmaya başladılar. O sırada işte özel kuruluşlar araya girip maske buldular, para verdiler vesaire vesaire ve bu durum şimdilik çözülmüş gibi görünüyor. Benim şu anda dün ne yazık ki hiçbir şekilde eğer korona belirtisi varsa en azından benim deneyimimde kesinlikle hastaneye gidilmemesini, doktoru arayıp telemedisinle bunun teşhisi uzaktan konuluyor. Benim hala bir nefessizlik oluyor. Dün nasıl anlatayım? Tanıdıklarımla Downstate Brooklyn'in eski hematoloji başkanı emekli oldu şimdi aile dostumuz. Albert Braverman'ı aradım. Benim böyle böyle bir derdim var dedim. Senin dedi hala bronşların şiş, steroid verilmesi lazım ama bekle hiçbir yere gitme dedi ve şu anda durum böyle. Peki birazdan tekrar belki ışından sonra sana geri dönebiliriz. İlker'in testleri anlatmasından sonra özellikle test konusu çok önemli çünkü en azından biz New York ve çevresinde şu anda nasıl test yapıldığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama ülkenin geri kalanında buna nasıl hazırlık yapılıyor çok emin değiliz. O konuyu tekrar konuşabiliriz. Işın, tamam. Seninle devam edelim istersen. Sen de New York'tasın ve aynı yani benzer tecrübelerden geçtin. Bize aktarırsan çok seviniriz. Teşekkür ederim Eylemciğim. Ben de kısaca bir tanıtayım. Işın Önol, New York'ta yaşıyorum ve bağımsız küratör olarak çalışıyorum. Bir yandan da hem kültürel çalışmalar hem de küratöryel çalışmalar alanında burada araştırmalarımı sürdürüyorum. Ben uzun uzun başıma şu geldi, bu geldi diye anlatmak istemiyorum. Çünkü Elif halihazırda paylaştı ve herkes çok benzer semptomlar olduğunu biliyor. Ancak şunu önemsiyorum. Hastalığın teşhisi konduktan sonra ben pozitif testi olan ender kişilerden biri olmuş oldum. Çünkü insanlar test yapamıyor. Test oluncaya kadar herhangi bir yerden duyurmamaya ve yanlış bilgi vermemeye çalıştım. Çünkü çok fazla... İnsanlar bilgi alamamaktan kaynaklı yanlış bilgileri paylaşıp duruyorlar. Ama pozitif tanı konulduktan sonra yaşadığım deneyimi paylaşmak istedim. Ve bunun şöyle bir geri dönüşü oldu. Sosyal medya üzerinden önce paylaştım. Daha sonra bir online gazete vasıtasıyla bir görüşme yapıldı. Ve bunun üzerine çok fazla kişi benim pozitif sonucu aldığımı duymuş oldu. Ve tanıyanlardan bütün o geçmiş olsun mesajları dışında çok fazla soru gelmeye başladı. Ve ben günde 9-10 kişiyle Londra'dan, Avusturya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, Güney Amerika'dan hatta insanlarla konuşurken bulmaya başladım kendimi. Çünkü insanlar test yapılamadığı için deneyimleri karşılaştırmak istiyorlar. Ve bu süreçte şunu gördüm. Özellikle de yalnız yaşayan insanlar için tabii ki çok moral bozucu bir süreç. Ne olduğunu bilemedikleri için hem tedaviyi uygulamakta hem de başkalarını korumakta zorlanıyorlar. Benim burada başıma gelen Türkiye'de yaşananlara çok benziyor diye düşünüyorum. Ben de işte yüksek ateş, boğazdaki semptomlar ve sonrası henüz çok tazeydi New York'ta. New York'ta ilk zannediyorum 1 Mart'ta görünüyor. Benim de semptomlar 6 Mart'ta ortaya çıktı hali hazırda.
Doktora gittiğimde yapılabilen diğer testler yapıldı. Yani influenza var mı, şu var mı? Çünkü diğer alternatifleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu testler yapıldığında bu testlerin negatif çıkması benim için koronanın pozitif olabileceğine dair önemli bir bilgiydi. Ama doktor bunu bu şekilde aktarmaktan bir şekilde çekindi diye düşünüyorum. Belki insanları korkutmak istemiyorlar. Belki tanı koyamayacakları bir şeyin adını koymak istemiyorlar. Ama söylemediklerinde benim kendimi ciddi bir şekilde karantinaya almam tamamen benim inisiyatifime kalan bir şey oluyor. Yani o süpermarkete gidecek mi? Kapıya birisi bir şey getirdiğinde o kapı açılacak mı vesaire? Test olamayışının en büyük sorunu bu diye düşünüyorum. Çünkü test olduktan sonra da aslında değişen bir şey olmuyor. Yani zatüreye dönüşmediği sürece, ciğerlerde nefes almayı çok fazla zorlayacak bir sürece gelmediği sürece zaten antiviral bir ilaç geliştirilmediği için bu hepimizin evde yaşayacağı, yani hepimiz telefon etsek de birisine etmesek de bu semptomları görür görmez kendimize daha iyi bakmamız, ateş çok yüksekse onu düşürecek önlemleri almamız, bunu da hani böyle sirke, kolonya vesaire gibi yanlış şeyleri kullanarak değil, işte sadece ılık suyla ateşi düşürmemiz falan gibi şeyler gerekiyor. Ama kendimizde gözlemlememiz gereken önemli bir şey nefesin nasıl alınıp alınamadı ve insanlar bundan dolayı çok panikliyorlar. Yani ne kadar nefes alamamak acaba beni ölüm riskine götürüyor gibi şeyler düşünüyor insanlar. Önemsediğim, yani tüm bu insanlarla konuşma sonrasında fark ettiğim bir şey var ki çok fazla hastalığı yaşayan insanlar tek başlarına o korkuları yaşamakta, yaşamayanlar da kişisel anksiyete yaşamakta ve oturup evlerimizde bir tıkanıklık halindeyiz. Oysa iyileşenlerin yapabileceği çok şey var, hasta olmamış olanların yapabileceği çok şey var. Bizim için bu bekleme sürecinde, yani hastalığı yavaşlatmak için evlerimize kapandığımız bu süreçte aslında çok önemli bir organize olma sürecine girmeliyiz diye düşünüyorum. İhtiyaç halindeki insanlara nasıl yardım edilecek? Tek başına yaşayan, yani kendi girişimlerimizle bunu yapıyoruz. Apartmanlarımızda adımızı bırakıp insanlara yardım etmeye çalışıyoruz ama bence şu aşamada sormamız gereken önemli sorulardan bir tanesi biz nasıl organize olacağız? Yani Türkiye'de de Amerika'da da salgın aslında bizim o baktığımız grafiklerden çok çok fazla durumda. Yani gidip teşhisi, şimdi ben o grafiğe girmiş durumdayım çünkü teşhis konuldu. Belki bunun da bir parantezini açmalıyım. Bana teşhis konulabilmesinin tek sebebi bir Rockefeller Üniversitesi'nde eşimin de orada çalışmasından kaynaklı araştırmacı bir doktorun bu testi üstlenmesi sayesinde oldu. Yani herhangi bir gittiğim hastanede falan test yapılmadı. Bu test yapılmıyor eğer onlara pozitif tanı konmuş birisiyle ilişkiye girdim demiyorsanız. Ve biz şimdi gönüllü olarak bu hastalığı atlatmış kişiler olarak antikor gelişimi ve bağışıklık sistemi çalışmaları için kan veriyoruz. Henüz negatif sonucumuz gelmedi. Gelir gelmez önümüzdeki hafta bunu yapıyor olacağız. Aslında yapabileceğimiz çok fazla şey var hastalığı geçirmiş kişiler olarak. Sadece test yapılamamış kişiler için hastalığı atlattıktan sonra Elif'te olduğu gibi negatif çıktığında aslında hastalığı atlatmış olduğunu ispat edebileceği herhangi bir durum olmuyor. Dolayısıyla bu immün sistemi, bağışıklık sistemi çalışmalarına katılamıyorlar. Ama biz bu pozitif sonuç elimizde olduğu için iyileşmiş ve negatife dönmüş kişiler olarak bu sürece girebileceğiz. Ayrıca biliyor olmak hem kendimizi hem başkalarını çok daha fazla koruyabilmemizi sağladı. O yüzden buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Küçücük dahi olsa semptomları gördüğünüzde bendeki soğuk algınlığıdır, başka bir şeydir diye bunu reddetmeye girişmek yerine bu koronadır diye sorumluluğa girişmek ve kendini %100 karantinaya almak, o kapıyı kimselere açmamak ve de tabii ki çevrenin hemen örgütlenmesi, o kişinin dışarıya çıkmaması için gerekli olan acil yiyecek ihtiyacının sağlanmasında destek olması önemli. Ve yani şu bekleme aşamasında bir kriz kopacak diye hem Türkiye hem Amerika için beklerken bizlerin örgütlenmesi ve devletin yapamadığı ve yapamayacağı besbelli olan, çünkü kimler tarafından yönetildiğimiz de belli,
besbelli olan adımları bizim atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler Işın. Çok önemli bilgiler verdin. Özellikle sonrasında ne yapılabileceği konusunda. Belki şimdi tam testlerden bahsederken İlker tekrar sana dönelim ve bize biraz ülkedeki test durumunun ne olduğundan bahsedebilirsin. Daha sonra belki şeyi dün özellikle valinin açıkladığı bilgiler çerçevesinde ve Trump'ın basın toplantısında söylediği şekliyle ülkede 370 bin adet test yapılmış. Bunların 220 bin adedi son 8 günde yapılmış. Yani ve özellikle New York çevresi sanıyorum dünya üzerinde de en çok test yapılan şehir. Oradan öyle bir giriş yapayım. Sen bize biraz testlerle ilgili bilgi verebilirsen çok iyi olur. Olur tabii ki. Elif de Işın da çok güzel anlattılar. Ben de kişisel tecrübe okumuyorum. Yani hep istatistikler derlenmiş, toplanmış, averaj şeyleri okuyorum. Çok önemli o yüzden bu kişisel tecrübelerin nasıl olduğu. O konuda da testlere örnek vermeden evvel senin söylediğin noktaya bir şey söyleyeyim. Amerika bir federal ülke. Burada da en büyük sorunun şey olduğunu düşünülüyor. Burada sorun gibi söylemeyeyim de. Biz mesela şu anda ben New York'tayım. Buranın valisinin, Governor Cuomo'nun şeyleri haber vermesi, her gün bir basın toplantısı düzenlemesi, olan bitenden bizi haberdar etmesini biz şey olarak görüyoruz. Ne kadar sorumluluk sahibi, ne kadar kahraman bir vali şey yaptı, Trump'ın yapamadığını yaptı gibi görülüyor. Bu biraz da aslında şey, yani federal seviyede bir organizasyon eksikliği yüzünden zaten valiler kendi eyaletleri için öne atlamak zorundalar. Çünkü siz de bundan daha evvelden bahsettiniz sanırım. 2018 senesinde Trump federal seviyedeki pandemi yani global salgınlara karşı devletin koordine response vermesini, tepki vermesini organize eden kurumu feshetti. Şu anda o yüzden Trump'tan federal seviyede bir şey gelmiyor. Böyle davranması lazım. Şöyle bir koruyucu maskeyi buradan edineceksiniz, gözlüğü buradan edineceksiniz, testleri buradan edineceksiniz diye. Her eyalet kendi kendine uğraşıyor bu sorunla şu anda. Bunun şöyle bir zararı var. Eyaletlerde her eyaletin enfeksiyon miktarı farklı. Her eyalet o enfeksiyonun grafiklerden takip ettiğimiz şeyin eğrinin farklı bir yerinde şu anda. New York çok önde, çok hızlı gidiyor. O yüzden New York'ta çok daha çabuk bitmeye başladı gereken testler olsun. Testleri yaparken sağlık görevlilerinin kullanması gereken koruyucu malzemeler olsun. Fakat farklı eyaletler de var. Seattle şehrinin olduğu Washington eyaleti gibi. Merkezi bir lojistik şey olmadığı için, zincir olmadığı için şu anda farklı eyaletlerin bu tür testlerin yapımında kullanması gereken alet edevatı almak için birbiriyle yarışması gerekiyor. Çünkü Amerika federal seviyede bunları garantileyip uluslararası lojistik zincirler olsun, domestik lojistik zincirler olsun eyaletlere ihtiyaç doğrultusunda dağıtmadığı için eyaletler uluslararası pazarda şey yapmaya çalışıyorlar. Bunu ben daha çok para verip daha çok alabilirim, bunu ben daha çok para verip daha çok alabilirim diye eyaletler birbiriyle yarışıyor. Yani böyle bir şey var. Free market is not the best solution. Özür dilerim, şu anda söyleyemiyorum, çeviremedim. Onu bir tek söyleyeceğim. Testlere gelince de Işın'ın söylediği her şeyi Işın benden daha iyi biliyor. Çünkü tecrübe etti. Burada testlerin yapılması gene bu, demin söylediğim şeyden dolayı eyaletlerin hepsiyle ilgili konuşamıyorum. Çünkü her eyaletin kendi bir uygulaması var. New York eyaleti ve New York şehrinde geçerli olan uygulama Cuma günü değişti. Cuma gününden itibaren de burada hastanelik durumda olmayanlar test edilmiyor. Yani Cuma gününe kadar sadece Işın'ın söylediği gibi daha önceden hasta biriyle temas halinde olmuş ya da tehlike içeren ülkelere yolculuk edip geri dönmüşler test veriliyordu. Cuma'dan itibaren o da yapılmıyor. Cuma'dan itibaren sadece hastaneye düşmek zorunda olanlara test yapılıyor. Yani tam da Işın'ın söylediği geri dönüp dağıtmayı ve virüsü yayma imkanı olan insanlar artık test de olamıyorlar. Yani isteseler de yeteri kadar test olmadığı için, yeteri kadar test uygularken insanların korunmasını gerektiren ekipman olmadığı için o test azaldı. Oradan şeye geçmek istiyorum. Test diyoruz hep şimdiye kadar. İkinizin durumunda da, Elif'in durumunda da, Işın'ın durumunda da bu testlere diagnostik testler deniyor.
diagnostik demek teşhis için öncül testler demek. Yani hastalık olmadan evvel ya da hastalığın seyri takibi başlamadan evvel yapılan testler. Diagnostik testler virüsün vücutta olduğunu test ediyor. Yani virüsün RNA'sı ya da DNA'sı, genetik materyal bu hastanın vücudunda var mı yok mu buna bakılıyor. Bugüne kadar konuştuğumuz testlerin hepsi bu. Ülkelerin yeteri kadar testinin olmaması hep bu testin azlığından dolayı ve bu daha böyle meşakkatli bir moleküler test. Prognostik testler dediğimiz, Türkçe'de de prognoz diye geçiyor tıbbi literatürde ama bunu ardıl testler diye düşünebiliriz. Hastalık seyretmeye başladıktan sonra hastanın durumunu analiz etmek için yapılan testler. Bu hastalık için, COVID için prognostik testler yeni yeni geliştirilmeye başlandı. Geçtiğimiz cuma günü, örnek vermem gerekirse prognostik testlere, serolojik testler buna bir örnek. Serolojik test demek de şu demek, örnek aldığımız, örneklediğimiz insanların vücudunda virüsün olup olmadığına değil, virüse karşı bağışıklık geliştirip geliştirilmediğine bakıyor. Yani serolojik test bir hastanın virüsü atlatıp atlatmadığına dair bir ispat. Serolojik test bir hastanın vücudunda virüse karşı bağışıklık olup olmadığına dair bir ispat. Serolojik test bu hastanın vücudunda bundan sonra büyük ihtimal hastalık olmayacağına dair de iyi bir öngörü sağlıyor. Bunun şöyle bir önemi var. Sen konuşmanın başında şeyden de bahsetmiştin. Amerika'da belli uygulamalar neler oluyor diye. Yeni bu düzenlemeler oluyor çünkü. İlaçların, COVID için geliştirilen ilaçların kabul edilmesi ve bütün ülke genelinde kullanıma başlayabilmesi için herhangi ilaçta olduğu gibi Amerika'daki yiyecekler ve ilaçlardan sorumlu Sağlık Bakanlığı'na denk ama tam Sağlık Bakanlığı olmayan FDA diye bir kurum var. Buradan kabul almaları gerekiyor. FDA bu süreçte yani geçtiğimiz bir ay içinde bir sürü yeni uygulama yayınladı. Bunların çoğu şey yönünde, acil durum altında olduğumuz için normal değerlendirme sürecini kısıtlayacağız. Normal ilaçların kabul edilmesinden daha hızlı kabul etme yöntemleri var. Ve bunlar diagnostik ve prognostik testlere de uygulanıyor. Şu andaki açıklama sanırım geçen cuma geldi. Biraz evvel bahsettiğim serolojik testler normalde FDA'nin kontrolünde iken, FDA'den kabul alması gerekirken kullanım için şu anda acil durum olduğundan dolayı FDA prognostik testlerde bana haber verdikten sonra insanlarda kullanılabilir diye bir açıklama yaptı. Bayağı bir gevşetmiş oldu yani. Bu çok korkunç bir şey değil bu arada. Çünkü prognostik testler dediğim gibi teşhis amacıyla kullanılmıyor. Yani hastalığı geçirmiş, atlatmış, o sırada büyük ihtimalle artık hasta olmayan insanlarda tarama yapmak için. Ve şey olarak çok daha kolay, meşakkatli değil proses. İngiltere'de bugün haber çıktı. İngiltere'de benzer bir testi geliştirmiş ve insanların evde kendi kendine uygulaması için evlere gönderme yapılacak. Yani insanların belli bir merkezi hastaneye gitmesi gerekmiyor bunun için. Bu prognostik ve diagnostiğin farkını öyle söylemiş olayım. Çok karıştırmadım umarım. Son bir şey ekleyeceğim. Prognostik testler dediğim gibi bağışıklığı şey yapmak için, tespit etmek için. Yani bir hastanın vücudunda diyelim ışını örnek alalım. Işının hastalığı gerçekten geçirdiğini biliyoruz. Çünkü virüs ilk önce kanında tespit boğazından alınan kültürde virüs tespit edildi. Şu anda atlattıktan sonra yani yeni test olduğunda negatif çıkacak o sonuç. Artık vücudunda virüs bulunamayacak. O noktada ona serolojik test yapılırsa da pozitif çıkacak. Çünkü vücudunda hastalığı geçirdiği için bağışıklık var şu anda. Bunun şöyle bir faydası var. Evet ışın gidip gönüllü olabilir bir aşı araştırmasında. Ama çok zor bir durumda da hali hazırda hasta olan, kritik durumda olan bir hastaya kan uyumu olduğu sürece ışın kan verebilir. Çünkü ışının kanında şu anda antikorlar var, COVID'i tanıyan. Buna pasif immünizasyon deniyor, pasif bağışıklık deniyor. Geçtiğimiz SARS epidemisinde de kullanıldı. Çok zor durumda olan hastalara, onlara aşılama ve onların bağışıklık geliştirmesine vakit olmadığı için bağışıklık geliştirmiş hastalardan antikor transferi yapılıyor. Ve böylece hastalığın gidişatını iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir şey var. FDA gene bu konuda bugün bir şey yayınladı. Bunu da hızlandıracak. Böyle durumları kabul edecek ve okey verecek. Bununla ilgili de bir uygulama yönetmelik yayınladı. Buna bir şey ekleyebilir miyim tam bu noktaya? Tabii. Çok teşekkürler bu bilgiler için İlker'cim. Bir
bugün yani bu konuşmaya biz başlamadan hemen önce Rockefeller Üniversitesi ile bir konuşma yaptık araştırmacılarla. Ve şeyi söylediler, kanda antikor oluşup oluşmamasına dair çalışmayı yaptıktan sonra o antikorların klonlanıp klonlanamayacağı çalışmasını yapacaklarını. Yani bir de böyle bir çalışma sürdürüyorlar. Bir başkası tarafından halihazırda üretilmiş antikorun klonlanıp bir başkasının tedavisinde kullanılıp kullanılamadığına bakacaklarını söylediler. Bir bilgi daha eklemek isterim Amerika özelinde. Burada toplanan testlerin tamamı San Francisco'ya gönderiliyor. Ve test sonuçları oradan geliyor. Anladığım kadarıyla New York'ta herhangi bir test sonuçlarına bakılan bir merkez yok. Bu yüzden test yapıldıktan sonra tekrar buraya ulaşması 72 saat kadar sürüyor. Normalde bulunduğunuz şehirde test sonucu alınabiliyorsa, örneğin Kanada'da da test sonucu alan bir arkadaşım oldu. 48 saat içinde hemen test ona ulaştı. Burada sonuçlar da biraz daha gecikmeli geldiği için o süreçte de bir zaman kaybedilmiş oluyor. Tekrar da şeyi söylemek istiyorum. Test olup olmamasının aslında bizim hayatımızı değiştiren, hani bu bilimsel araştırmalar ve grafikler dışında hiçbir farkı yok. O yüzden test olamayan herkes kendisini olmuş ve pozitif çıkmış gibi eğer kabul ederse hastalığın yayılımının yavaşlaması daha mümkün diye düşünüyorum. Bu testlerin şöyle de bir önemi var. Valinin, New York valisinin sanıyorum bugün yaptığı son açıklamada, basın toplantısında. Bu arada belki biraz ona da değinebiliriz. New York valisi günde en az bir kere güncelleme yapıyor ve bu güncellemelerin içerisinde genelde bir saat sürüyor bu toplantılar, basın toplantıları ve mutlaka o gün anlatacağı konunun başka bir alanda uzmanı varsa o uzmanlarla beraber çıkıyor basın toplantısına ve oldukça detaylı bilgiler paylaşıyor grafiklerle. Genelde projeksiyonlar üzerinden konuşuyor. Projeksiyon modellerini kendilerinin dediğine göre Weill Cornell gibi, işte McKinsey gibi aslında bütün işi bunları yapmak olan kurumlardan ve enstitülerden aldığı bilgileri derleyerek kullanıyorlar. Bugünkü toplantısında genel olarak ne konuştuklarını sonra aktaracağım. Fakat İlker'in bahsettiği testlerden, yani serolojik test yapmanın üzerinde durdu biraz. Sanıyorum onu üzerinde durmasının bir sebebi de Trump'ın dün işte Paskalya döneminde ekonomiyi tekrar canlandırmak amacıyla bu karantina dönemini artık sona erdirme isteğini dile getirmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki birçok insan buna karşı çıkıyor, çıkacaktır, öyle öngörüyoruz. Fakat New York valisinin ona cevaben biraz da verdiği şey aslında bu testlerin hastalığı geçirmiş ve geçirecek, çünkü bu kadar insan hastaneye gitti, şu anda hastalığı yaşıyor. Onlara bu türden bir test yapmanın en azından nüfusun belli bir kesimini iş gücüne geri gönderebilme imkanı sağlayacağını söylemesi üzerineydi ve bu yani valinin anlatmaya çalıştığı insan hayatını tehlikeye atmadan ama bir taraftan ekonomiyi de düşünerek hani yavaş bir geçişle bunu sağlamak üzerineydi. Belki yani testleri anlatırken bunu söylemek de çok önemli olacak. Çünkü önümüzdeki dönem belli ki ekonomiyi canlandırmayla, yani iş gücünü tekrar işe geri göndermeyle göndermeme arasında, iki kamp arasında bir tartışma olacak. Çağan, senin eklemek istediğin bir şey mi vardı? Yok ama şunu ekleyebiliriz. Yani hastalığın virüsü taşıyan ve geçiren birçok asemptomatik kişiler de var. Bunun yüzdesi bilinmiyor ama yarısı olduğu düşünülüyor. Hatta bazı yerlerde %86 deniyor. Yani enfekte olan ama hasta olmayan. Dolayısıyla bu insanlar hiçbir zaman PCR testlerinde pozitif çıkmayacaklar. Çünkü hastalığı geçirmediler ve bunu yapmadılar. Ama bağışıklık kazanabilirler. Bağışıklığın da uzun vadeli olup olmayacağını bilmiyoruz. En azından 4-8 ay arasında IgG, IgM'ler bakılıyor serolojik testlerde. Eğer herhangi bir hastalık geçirmemiş ama bağışıklığı olan insanlar varsa bunlar iş gücünü tekrar geri göndermek gibi. Çünkü karantina sürdürülebilir bir şey değil. Senin de belirttiğin gibi hiçbir zaman hastaneye gitmemiş ama
evde korkudan dışarı çıkmayan insanları eğer geçirmişlerse zaten dışarı çıkmalarını sağlamak gibi bir yönü de var. Dolayısıyla hem hızlı hem de biraz daha sonuca odaklı. Bir de yeni testler de geliştiriliyor. Yine yani serolojik dediğimiz hani birkaç antikorlarla bakılan testler, ELISA gibi ya da başka testler. Virüs için de direkt olarak yapılmaya çalışılıyor. Biraz daha az, yüzde kesinliği daha az. Fakat RNA izolasyonu değil de yani hani serolojik testlerin de diagnostik olanlara yapılmaya çalışılıyor. Çünkü virüsü alıyorsunuz, virüsün üzerindeki proteinlere ELISA gibi bir metotla bakabiliyorsunuz. %70 civarında çalışıyor bunlar. Hani pozitifse pozitif doğru deniyor ama negatifse gerçekten o insanda virüs yok denemiyor. Gelişiyor tabii yani ilk andan itibaren son bir haftada belki çok farklı testler ortaya çıktı. Biraz da iş gücünü tekrar geri sağlamak hani şöyle de diyebiliriz bu herd immunity kavramını aslında biraz da bu şekilde işletmek gibi. Ama ondan farkı şu. Burada kontrollü ilk başta insanların hepsi evlere gönderildi. Hani insan hayatını biraz önceleyen şekilde. Herd immunity'de aslında belki hani Türkiye'nin de yapmaya çalıştığı böyle biraz görelim bakalım ne olacak gibi düşünmemek diyebiliriz. Bunu ekleyebilirim aslında. Onun dışında her şey söylendi. Teşekkürler. İsterseniz New York'a geçmeden önce Gülce sana dönelim. Tekrar sen Pensilvanya'dasın. Orada ne gibi önlemler alındı? Ne oldu? Hayat nasıl değişti? Ve ne zaman değişti? Onu biraz aktarabilirsen bize çok iyi olur. Evet. Ben Philadelphia'dayım. Philadelphia, Pensilvanya'daki en büyük ve iş gücünün en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Burada yaklaşık 10 gün önce olayın ciddiyeti anlaşıldı ve önlemler alınmaya başlandı. Yaklaşık bir hafta önce şehirdeki hayati olmayan bütün iş yerlerinin, yani barların, kafelerin dünyanın birçok yerinde olduğu gibi kapatılması emri verildi. Sokaklar şu an nispeten sakin ama birçok insan yine spor yapmak için ya çocuğunu ya da köpeğini gezdirmek için sokağa çıkıyor. Tamamen fotoğraflarda gördüğümüz İtalya gibi ıssız bir durum söz konusu değil. Onun dışında Philadelphia'daki benim çalıştığım Pennsylvania Hastanesi, üniversitesinin hastanesi Philadelphia'daki en büyük hastanelerden bir tanesi. Ve de şu an yani bu sorunu bir an önce çözebilmek için ön sıralarda yer alıyorlar. Orada gelen e-maillerde ve yazışmalarda gördüğüm test azlığı, eksikliği, yetersizliği ve yavaşlığı dışında diğer önemli sorunlardan bir tanesi de doktorların ve diğer personelin güvenliğini sağlayacak, önlem almasını sağlayacak bir takım malzemeler eksik. Yani maske, eldiven, galoş gibi temel malzemeler şu an yetersiz ve kısa süre içinde tükeneceği tahmin ediliyor. Daha iki gün önce üniversitenin gönderdiği, hastanenin gönderdiği yazışmalarda her doktora ve her personele tek bir maske verileceği ve herkesin bu maskeyi kullanabileceği en uzun süre kullanması gerektiği söylendi. Yoksa yeterli malzeme yok. Bunun da bence hastalıkla mücadelede önemli bir problem olduğu ve bir an önce çözülmesi gerektiği zaten Amerika'da da konuşuluyor. Trump'ın bununla ilgili de çözüm bulması gerektiği. Şimdilik Philadelphia'da durumlar böyle. Teşekkürler. Elif sen de aktarmak ister misin bize? Washington, tabii, neler bugün oluyor? Bugün aslında önemli bir gün. Kapitalizmin içinde yaşıyoruz. Başladığından beri özellikle Seattle Patient Zero, ilk Amerika'daki vakanın burada olmasından dolayı herkes daha bu konuya duyarlıydı. Bazı işverenler, Amazon, Microsoft, burada merkezi olan şirketler olabildiğince
evden çalışmayı önerdiler. Ancak tabii servis görevlileri, lokanta, otel çalışanları, yani işlerine fiziksel olarak gitmek zorunda kalanlar ya da Boeing'de, fabrikada uçakları bir araya koymaları gerekenlerin böyle bir şansı yoktu. Vardiyalara ayrıldılar ve bugün, dün itibarıyla birçok yerde shelter in place, yani olduğun yerde kal varken, bizde de bunun adını evde kal, sağlıklı kal gibi daha farklı bir pazarlama olarak sundular. Bununla birlikte bu demek oluyor ki işte günde işte ne, eğer dışarıya egzersiz amaçlı çıkmak gerekiyorsa çıkıyoruz. Bütün şeyler, var olmamız için gerekli olmayan her yer kapalı. Yani işte giysi, giyecek yerleri falan. Lokantalar sadece evlere servis ya da gidip oradan paket olarak almakla yapılabiliyor. Sadece izin verilen, çalışmasına izin verilen insanlar işte acil sağlık görevlileri vesaire ve okulların bu yıl için her ne kadar resmi bir şey söylenmemiş olsa bile şu anda 27 Nisan'a kadar dendi okullar kapalı olacak diye ve okullar 2 haftadır kapalı burada. Bu sene bir daha açılmayacağı da söyleniyor. Çok teşekkürler. Aslında tam da o noktada belki ülkede genel olarak rakamlar ne seviyede onu konuşabiliriz. Bunlar benim son basın toplantısından derlediklerimde, eğer yeni bir güncelleme varsa siz de ekleyebilirsiniz. Şu anda ülke genelinde 58.998 vaka görüldüğü söyleniyor ve burada 795 ölümden bahsediliyor. Bu vakaların %58'i New York'ta gerçekleşiyor şu anda. 30.811 ile neredeyse diğer bütün state'lerin toplamından daha fazla, %33'te ölüm New York'ta gerçekleşiyor. New York'u takip eden bir sonraki eyalet New Jersey. Onun da şöyle bir önemi var tabii. New Jersey, New York ve Connecticut aslında tri-state dediğimiz üç eyaletin birbirine en yakın olduğu ve birlikte anıldığı bir bölge. Dolayısıyla New Jersey'nin o kadar yüksek bir rakama sahip olmasına çok şaşırmamak lazım. Buna nazaran Connecticut biraz daha mesafe olarak da New York'a daha uzak olmasına, yani merkeze daha uzak olmasından New York City'ye. Şu anda 618 vaka ve 12 ölüm ile listede yer alıyor. Dünkü şeyden sonra, bu sabahki basın toplantısından sonra bir de şunu ekleyelim. New York eyaleti büyük bir eyalet. Toplam nüfusu 19.4 milyon gibi ve New York City, yani Manhattan'ın da içinde olduğu 5 bölgeden oluşan New York City 8.8 milyon. Yani nüfusun son derece yoğun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu yükselişin ve yayılımın da bu kadar hızlı olmasının sebebi sanıyorum bu yoğunluk. Dolayısıyla New York pandemiyi en çok sırtlayan, şu anda en çok yaşayan eyaletlerden bir tanesi. İlginin daha çok burada olmasının sebebi de o. İlk vaka biraz önce Işın'ın da bahsettiği gibi 1 Mart gibi New York City'de, Manhattan'da görülüyor. İran'dan gelen bir kadının getirdiği düşünülüyor ve daha sonra 2 Mart'ta Westchester'da yaşayan bir avukatın, ama şehirde çalışan, Manhattan'da çalışan bir avukatın Westchester'a getirdiği düşünülüyor. Hatırlarsanız New Rochelle civarında daha pandeminin çok, yani New York'taki, Amerika'daki şeyi tam yayılımı olmadan New Rochelle kapatılmıştı bu vaka vesilesiyle ve ordudan şeyler gelerek, yani askerlerin de sokağa indiği bir lockdown, tamamen o bölgeyi kapatma durumuna gitmişlerdi. Aslında bu kadar erken kapanması şimdi dönüp baktığımızda çok da mantıklı geliyor. Çünkü o yayılımı biraz durdurdu Westchester'da. En azından vali öyle iddia ediyor. Daha yavaşlatabildiğini düşünüyor. Çünkü Westchester, onu da biraz açıklayalım,
New York'un hemen dışında, bir saat dışında banyo, yani suburb dediğimiz, aslında insanların şehrin içindeki gibi birbirine çok fazla temasının olmadığı, yani ayrı ayrı evlerde yaşanılan genel olarak bir alan. Connecticut ona biraz daha benzeyen bir yer. Dolayısıyla buradaki yayılımın bu kadar yavaş olması belki de bu sebepten. Ama Westchester'ın bu kadar yoğun olmasının sebebi o şeyin, vakanın tespit edildikten hemen sonra bunların gerçekleşmiş olmasıyla biraz yavaşlatılmış oldu. Şimdi yine valinin verdiği bilgiye göre New York henüz peak noktasına gelmemiş durumda ve bu önümüzdeki 21 gün içerisinde bunun olacağı tahmin ediliyor. Ve ellerindeki projeksiyona göre 140 bin vaka bekleniyor ve bunun 40 bini yoğun bakım gerektiren vakalara dönüşecek diye bir projeksiyon yapılıyor. Halbuki eldeki kapasite şu anda hastane yatağı olarak 53 bin, yani 140 bin beklenirken elimizdeki kapasite 53 bin ve ICU, yani yoğun bakım yatağı elde 3 bin, halbuki ihtiyaç olacak olan 40 bin. Dolayısıyla günlerde aslında valinin özellikle bu basın toplantılarında üzerine basa basa söylediği o federal kriz yönetiminin olmaması sebebiyle aslında çok büyük bir dalganın yaşanacağı öngörülen New York'ta bu şeyleri, bu kapasite artırımını vali kendi çabalarıyla ve biraz da federal yönetimi zorlayarak yapıyor. Dolayısıyla bugünün belki de en önemli şeyi, tartışması şeydi, yani federal devletin elinde olan 20 bin adet ventilatör stoğunun önemli bir kısmını New York'a göndermesini istemesi. Çünkü ilk dalga burada olacağı için zaten buradaki insanların ilk ihtiyacı olacak. Gerekiyorsa biz onu başka şehirlere de götürürüz. Çünkü her şehir, her eyalet ayrı bir zamanlama içerisinde bu peak'i yaşayacak. Dolayısıyla önceki kriz yönetimini buraya uygulayalım. Daha sonra projeksiyonlara göre nereye gitmesi gerekiyorsa oraya götürelim. Şimdi belki bu noktada şey söyleyebiliriz. Türkiye'de devam eden neden vakaların yerleri açıklanmalı tartışmasına bu çok güzel bir örnek bence. En azından şunu söyleyebiliyor Amerika'daki herhangi bir insan da girip bu verilere ulaşabildiği için, yani hangi bölgede yoğunluklu olarak bu yaşanıyor, bir sonraki yer neresi olabilir, kaç adet, işte ne kadar malzeme ihtiyacı olacak, hangi bölgede olacak, buranın peak'i bitince nereye sıçrayacak, nereden nereye taşıyabiliriz gibi. Belki de bu bilgiler açık olsa, diğer, yani en azından Türkiye açısından söyleyebiliriz, böyle bir projeksiyon yapılabilir. Bir önemli şey de burada Sahra Hastanesi kurulması meselesiydi. Biliyorsunuz onu bir hafta önce söylemişti galiba vali. Ordunun seyyar olarak hastane kurma işini yapabilecek mühendislerini istedi New York'a, federal eyaletten, federal yönetimden. Ve onlar kendisi yerler tespit etti. Bir tanesi New York'un Manhattan'ın içinde olmak üzere, yani büyük bir fuar alanı olan Javits Center. Orada 1000 kişilik bir, 1000 yatak kapasiteli bir hastane kurdurmak üzere şu anda çalışıyor ordunun mühendisleri. Onun dışında Westchester, Stony Brook ve Old Westbury'de galiba yerler tespit edilmiş ve bunların toplam 4000 daha şey sağlaması bekleniyor. Yatak sağlaması bekleniyor. Ben bugün bir şey diyebilir miyim? Tabii. Evet, ekleyebilirsin. Sen bitir. Sen çok güzel şeylere değindin. Bir şeyler eklemek istiyorum. Bitti mi? Bir şeyi daha ekleyeyim, ondan sonra sana döneyim o zaman. Tamam. Önemli bir şey, bir çağrı, gönüllü olarak emekli olmuş sağlık çalışanlarını geri çağırmasıydı. Ve veya illa emekli olması gerekmiyor. Başka benzer alanlarda çalışıp bu alanda şu anda gönüllü olarak hizmet verebilecek insanları çağırmış olmasıydı. Buna 40 bin kişi geri dönüş yapmış. Aynı zamanda 6175 de psikolojik destek verebilecek gönüllülerden oluşan bir hat oluşturmuş New York. Şu anda o numarayı arayıp ücretsiz psikolojik destek hizmeti alabiliyorsunuz. Son olarak hapishanelerdeki, yani tutukluların durumuyla ilgili bir
bilgi vardı. O da önemli bence, özellikle Türkiye üzerinde düşünürsek. Hapishane yönetimindekiler ortak bir mektup yazmışlar tutukluların bırakılması üzerine. Bu pandemi sırasında özellikle 7000 kişi varmış ve bunların en azından 3000'nin, yani risk altındaki 3000'nin mutlaka tahliye edilmesi üzerine. Bu arada 17 çalışan da çıkmış zaten korona, yani correction officer yönetim tarafından, 21 de tutuklu da korona tespit edilmiş. Dolayısıyla bu da gündemler arasında diyebiliriz. Elif, senin ekleyeceklerini dönebilirim. Teşekkür ederim. Ben hastanelerle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şu anda birçok eyalette acil olmayan bütün kontroller, ameliyatlar, randevular tamamen hepsi durmuş vaziyette. Öyle ki işte akşam haberlerini seyrettiğimizde farklı şehirlerde işte bağırsak kanseri ameliyatına kadar ertelenmiş durumda şu anda hastalar. Bir de bu sen söylüyordun işte projeksiyonların nasıl olduğunu, covidactnow.org diye bir sayfada her eyaletin tek tek girip eğer 3 ay işte sosyal mesafe kullanırsak ne gibi, ne gün maksimum olup bu kusura bakmayın Türkçesini bilmiyorum, curve'ın ne durumda olacağı, hiçbir şey yapmazsak, herd immunity'ye geçersek ne durumda olacağı gibi tek tek herkes yaşadığı eyaletlere bakabilir. Aynı zamanda deniz kuvvetleri bir tanesi doğu yakasında New York'ta, bir tanesi de sanırım San Francisco denmişti en son. Oraya gidip hastane kurmak ek olarak o düşünülüyor ve de bugün de Carnival ne deniyor onlara, cruise lines, cruise diyelim, öyle diyebiliriz, gezilen gemi yolunu gemiler evet yani onları da ben eklemek istedim senin çok yerinde yaptığın yorumlara. Teşekkürler. Bir ekleme daha yapabilirim belki. Yine son basın toplantısından elde ettiğimiz bilgiye göre geçen pazara kadar her iki günde iki katına çıkan vaka sayısı New York'ta. Pazartesi itibariyle 3.4 güne gerilemiş. Salı günü itibariyle de 4.7'ye. Yani aslında bu şehrin kapatılması olayı, işte sosyal izolasyon, bu arada kapatılma nasıl oldu? Yani biraz Connecticut ve New Jersey de aynı anda yaptı bunu. Çünkü vali şundan emindi. Yani federal yönetimin bu konuda bir girişimi olmayacak. En azından biz 3 eyalet kendi aramızda bir konsensüse varırsak, insanların hani en çok tartışılan şeydi ya, Türkiye'de de böyle, bir yeri kapatırsak insanlar başka bir şehre gitmeye çalışacaklar. O yüzden daha fazla yayılacak diye. Aslında hepsi aynı anda bu kararı aldılar. Bu kararları almak da aslında 3 eyalet arasında çok kolay değil burada. Çünkü hepsinin ayrı yönetimleri, ayrı kuralları ve kanunları var. Onu da belirtelim. Ama en azından işte hangi saate kadar restoranların açık olacağı, nerelerin açılıp nerelerin kapanacağı konusunda bir konsensüse vardılar. Okullar kapatıldı. İşte restoranlar, barlar vesaire kapatıldı. Spor salonları kapatıldı. Ve insanlara sosyal izolasyona geçmeleri, işte evlerinden mümkünse çıkmamaları, çok gerekli olduğu takdirde buna başvurmaları söylendi. Bugün ayrıca şeydeki vurgu çok enteresandı. Vali özellikle bunun üzerinde durdu. Gençlerin New York City'deki parkları doldurması sebebiyle onlara direkt seslenip, sizler süper kahraman değilsiniz, hastalığı siz de geçiriyorsunuz, hatta taşıyıcı oluyorsunuz ve başkalarını hasta yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunu biz istemiyoruz. İşte ben çıkardım. Bazı sokakları trafiğe kapatacağız ve o sokaklarda daha geniş mesafelerle illa da yürümeniz gerekiyorsa yürüyebileceksiniz gibi. Çocuk parklarının içerisine belli kurallar getirmiş. Artık içinde basketbol oynamak yasak. Yani kişisel temasın daha yoğun olabileceği,
her tür oyun ve şey spor yasak şu anda. Bunlara uyulmaması durumunda da bütün parkları kapatacağını söyledi. Bu da böyle bir gelişme. Eğer eklemek istediğiniz şeyler varsa şimdi bir tur daha dönebiliriz. Sanıyorum bugün bu konular üzerinden konuşmayı da bitirebiliriz. Daha çok konuşacaklarımız var. Onları da bir sonraki çekime ayıralım derim. Işın, sen sanıyorum başlamak istiyorsun. Evet. Öyle ya da böyle biz burada Amerika özelinde çok konuşmuş olduk tabii ki. Ama Türkçe konuşuyoruz ve online platformda yayılacağını düşünüyorum. Ve insanların da duymaya, anlamaya çok ihtiyacı var birçok şeyi. Bahsettiğimiz rakamlar hep resmi olan rakamlar ama aslında çok çok daha büyük rakamlardan bahsettiğimizi hepimiz biliyoruz. Ama öyle ya da böyle duyduğumuz resmi rakam hep sosyal psikolojiyi değiştiriyor. Yani bunun aslında bir olumlu yanı var. İnsanlar daha az panikliyorlar duyduğumuz rakamlarla. Ama bir de olumsuz yanı var. Yaşadığımız konunun ciddiyetini aslında yeteri kadar iyi anlamıyoruz. Bir önemli problem de yani benim bu süreçte fark ettiğim çok fazla insanla konuştum ve insanların morali gerçekten çok bozuk, yapayalnız hissediyorlar. Eminim herkesin ailesinde tek başına yaşayan bireyler var. Onlarla daha fazla sohbet etmek. Yani ben olabildiğinde daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Eskiden zaman ayıramadığım herkese. Bu tür zamanları tekrar ediyorum. Hem organize olmak, hem birbirimizi çok daha pozitif anlamda etkilemek, birbirimize güç vermek için kullanmak durumundayız diye düşünüyorum. Diyabet gibi zaten hali hazırda mevcut kronik problemleri olan insanlarla yaşları daha yüksek olduğu için daha yoğun risk grubunda bulunabilen insanların psikolojisi şu an çok çok bozuk, korkuyorlar. Evde tek başına geçiren insanlar da çok korkuyorlar. Kapanmanın da çok ciddi bir psikolojisi var. Bu anlamda örneğin Türkiye'nin böyle bir psikolojik desteği verebilecek olanağı olmadığını ya da en azından bu konuda çok hızlı davranamayacağını düşünüyorum. O yüzden bireyler olarak bunu biz üstlenmeliyiz. Herkes birbirini, ya ben en azından hastalık deneyimini çok paylaşmadım ama şunu söylemeliyim ki aramalar, sormalar yapılan tüm uzaktan olan o destek inanılmaz iyi geldi. Geçtiğimiz pazar günü bir meslektaşım kapının önüne kocaman bir koli bırakıp gitti. Ev yapımı ekmekler, kekler, işte pankekler bilmem nelerle. Ve bunun bizim psikolojimizdeki yarattığı değişimi ifade edebilmem mümkün değil. Yani biz burada çok daha bilimsel verilerle, istatistiklerle, rakamlarla konuştuk ama işin sosyal ve psikolojik yanı çok önemli diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi şu an sağlıklı olabilen herkesin kapanmak için geçirdiği zamanlarda evet birbirimize moral olsun diye komik videolar, şakalar, işte oyunlar, evde zaman nasıl geçirilmeli üzerine şeyler gönderiyoruz ama artık doğru örgütlenme yöntemleri bulmak üzere de bilinçli zaman ayırmalıyız diye düşünüyorum. En azından bu mesajı önemsediğim için buradan vermek istiyorum. Çok teşekkürler bu değerli mesajlar için. Gülce, istersen seninle devam edelim. Son söylemek, eklemek istediklerin varsa. Evet. Benim son olarak eklemek istediğim aslında belki bir sonraki görüşmede tartışılabilecek bir mevzu. Ama kusura bakmayın, kedim bilgisayarın önünde konuya dahil oldu. Evet. Evden çalışmanın güzel yanlarından bir tanesi. Kedilerimizle, köpeklerimizle, çocuklarla beraber çalışıyoruz. Eklemek istediğim şeylerden bir tanesi, sağlık personeliyle ilgili konuştuk ama tabii sağlık personeli dışında da şu an hali hazırda açık olan birçok iş yeri var. Mesela alışveriş, işte süpermarketler olsun, eczaneler olsun. Burada çalışan insanların sağlık güvencesini sağlamak da çok önemli ve bunun için henüz atılmış adımlar yok maalesef. Çünkü hastanelerde bile bahsettiğim gibi bazı malzemeler eksik, koruma malzemeleri. Özellikle güvencesiz çalışan birçok işçi var şu an ve bunların da bu tartışmaya alınması ve onların da haklarının savunulması ve bunun içinde bir örgütlenme başlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Amerika'da ve de dünyanın diğer yerlerinde de. Çok teşekkürler.
Elif, seninle devam edelim. Seni şu an duyamıyorum ama ben mute'teymişim de ondan. Aynı şekilde ben bir küçük bir sosyal grupta belki korkuyu giderir diye deneyimlerimi paylaşmıştım. Tabii her zaman karışık tepkiler geliyor. Çok, hala çok korku var. Işın'ın da söylediği gibi insanlarla etrafımızdaki en azından kontrol edebildiğimiz ilişkilerimizle daha derinleşebilmek, daha iyi yoklayabilmek sanırım en iyi yapabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz şey. Ve bu arada da ben her ne kadar corporate işletme dünyasında çalışıyor olsam da aslında kalbimde bir hippie'yim. Birçok yoga stüdyosu, birçok meditasyon grubu vesaire Zoom üzerinden, Vimeo üzerinden çeşitli şeyler yapıyor. Bunda en önemlisi akıl sağlığımızı yerinde tutabilmek. Ben hayatım boyunca çeşitli finansal planlamalar vesaire yaptım. Bu hastalık süresince ne bankada kaç para olduğum ya da ne hiçbirinin anlamı yoktu. Beni nefes alırken zorlandığımda işte nefes egzersizleri ya da ne bileyim düşündüğüm kuşlar, böcekler ya da yoga, meditasyon vesaire şeyler kendi duygularımı, yani çünkü nefes alırken bazen eğer zorlanıyorsak hastalığın belirtilerinden biri ya da kendimizi iyi hissetmiyorsak akıl sağlığı bayağı yardımcı olabiliyor genel olarak direnç sistemine. Bu tip şeylere de herkesin bakmasını, sadece 24 saat bununla ilgili haberler izleyip işte ah ne yapacağım deyip ya da ne bileyim devamlı etrafı klorakla, kolonyayla artık neyse temizlemek yerine gerçekten hani bir içe dönüş ve de etrafımızdaki ilişkilerimize derinleşmesini Işın'ın dediği gibi ben de çok tavsiye ederim. Teşekkürler. Çağhan ve İlker, eğer söz almak isterseniz katılabilirsiniz. Aksi takdirde bu oturumu kapatacağız. Ben hemen kısa bir şey söyleyip o zaman şey yapayım. Bugün gelmedik oraya ama gene böyle bir şey yaparsak şu andaki araştırma safhasındaki deneysel ilaçlardan bahsetmek isterim bir sonraki seferde. Onunla ilgili de bu hafta çok dolaştığı için tek bir hani hatırlatmak istediğim bir şey var. Bir sıtma ilacı, daha evvelden sıtmada kullanıldığı bilinen bir ilaç. Aynı zamanda lupus ve romatoid artrit hastalarında kullanıldığı bilinen klorokinin ya da hidroksiklorokinin fosfat iki farklı türü olan, birinin yan etkileri daha fazla, diğerinin yan etkileri o kadar çok değil. İlacın olası etkin olduğu şeyi dolaşıyor. Böyle bir klinik deney yapıldı. Klinik deneyin sonuçları olumlu gözüküyor. Klinik deney mükemmel dizayn edilmiş bir deney değil. Eksikleri var. Ama o eksiklerine rağmen olumlu etki olabilir, olmayabilir. Şu anda kesin bir şey yok. Evet, umut verici ama kesin değil. Bunu bir tek şey için söylüyorum. Lupuslu bir arkadaşım var ve İstanbul'da da bu ilacın şey adı Plakenil, ilacı bulmakta zorlanıyor. Onu korumak için söylemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. İlacın evet hastalığa karşı hasta olduktan sonra etkisi olabilir. Daha teyitlenmedi. Ama hastalık olmadan hastalığı önleyeceğine dair hiçbir bilgi yok elimizde. Öyle bir stoklamanın hiçbir şey yok. Ardında mantık yok. Onu tek eklemek istiyordum. Ya bu stoklama kelimesi ya da hatta istifleme önemli belki. Yani bu süreçte yazan çok insan oldu. İşte ben ne bileyim ağrı kesiciler, magnezyum vesaire kendi deneyimlerinde nelerin iyi geldiğini paylaşmıştım. İnsanlardan o biz de eve düzinelerce kutularca istifledik bekliyoruz falan gibi mesajlar geldi. Yani bu istifleme kültürü şu anda birbirimize yapabileceğimiz en büyük kötülük. Raflardan bir şeyleri biraz daha azaltmak. Belki yani bunu hepimiz biliyoruz gibi geliyor ama ben gelen yorumlardan çok da bilinmediğini de görüyorum. Belki bunu da buradan iletmekte fayda var. Yani bir kutu ağrı kesici yetiyor bir insana. Eve 10 kutu ağrı kesici koymanın işte düzinelerce bilmem ne kadar işte el temizleyicisi, tuvalet kağıtları, yani en büyük zorlukları bu süreçte
ihtiyaç duyduğumuz şeyleri bulamamaktan alıyoruz. Belki ki bu nokta bizim için kendi yaşam biçimimize ve kültürel duruşumuza da bakmak için önemli bir an. Eğer bir şey istifliyorsak, bir şey stokluyorsak yanlış yapıyoruz. Onu da çok özür dileyerek söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Teşekkürler Işın. Önemli bir nokta. Çağhan, senin de son sözünü alıp bitirebiliriz. Bence son sözü tarih söyleyecek. O tarihte daha yazılmadı. Daha bir daha birçok konuşma yapacağız sanırım. Daha çok şey konuşacağız. Burada teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü hatta ilk video forumumuzu burada bitiriyoruz. Muhtemelen bir sonraki video forumunda zaten konuşacağımız konular birikmiş durumda. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.